Evet, spor ek sırada şimdi Altınordu gündemimizi açıyoruz. Kırmızı lacivertliler Denizli'de kaptanların attığı 2 golle Ahmet İlhan Özey'in 3 puanı 2-1'lik skorla almayı bildiler. 3'te 3 yaparak çıkışlarını sürdürdüler. İzmir takımları da hep birbirlerinin maç yaptığı takımlarla oynuyorlar. Haftaya şimdi Denizli Göster. Göztepe oynayacak. Bu hafta Altınordu Denizli'den puan aldı. Malatya öyle. Ligde bir İzmir şeyi var. Birbirlerini Birbirlerini takip ediyorlar. takip ediyorlar. Altınordu ateş Sistem hattından uzaklaştı. çarklar yerine oturmaya başladı herhalde Altınordu'da. Yavaş yavaş Ama kıpırdandılar. biz söyledik o hep Altınordu böyle oluyor. Bir bocalama dönemi yaşıyor. Bu da bence niye biliyor musun? Genç oyuncular takıma adapte oluyor ya da bir belli başlı değişiklikler oluyor. Oraya alışıncaya kadar bir Zaman geçiyor. zaman geçiyor. Altınordu bunun sıkıntısını yaşıyordu. Denizli ile birlikte galip gelerek hocayı da gönderttiler. Hoca Denizli'de kan değişikliğine de yol açtılar, evet. Yani bundan sonra Altınordu ligin orta sıralarında devam eder diye düşünüyorum ben. Şimdi Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiler. Ardından iç sahada Samsunspor'u 2-1 ile geçtiler. Bu haftada 2-1'lik skorla Denizli. Denizli'yi ve 2-0 yakaladıktan sonra kendi kalelerinde golü gördüler. Ahmet İlhan Özek 2 golü kaydetti orada. Çok önemli bir 3 puan. 3'te 3 yaparak 12 puana ulaştılar. Kendilerini biraz daha yukarı doğru çektiler. Burada Mehmet Başkan şeye doğru gidiyor mu? 2023 hedefine doğru gidiyor mu dersin? bakalım. Bu maçta da yine tabii 2 gol atan Ahmet İlhan Özek 7 maçta 7 gol. Kazanılan 12 puanın 11'ine direkt katkı yapmış bir oyuncu. Direkt aldı da diyebiliriz yani. Tabii futbol bir takım işidir ama cidden az buz değil attığı gol Kesinlikle. sayısı. Yani takımın tamamının neredeyse gollerini attı diyebiliriz. Zaten Ahmet'in bu gollerinden sonra geçtiğimiz günde bir haber yapıldı. Spor Toto 1. Lig'deki gol sayısında 3 takımı geçmiş. Bu takımlar Göztepe, Altay, Denizli. Ahmet 7 gol atmış. Diğer takımlar 7 golün altında atmışlar. Ahmet bir tek bütün Ege bir gibi oluyor diye bütün dediğinizde ikisi İzmir Denizli, takımı, ikisi. biri Denizli takımı yani Kesinlikle. durumumuz Ege olarak çok iyi değil bu yıl yani. Ne yazık ki öyle. Altınordu da şu an kaça geldi? 12. sıraya geldi sanırım. Yükseldi. Yükseldi. Bu havayı yakaladılar. Böyle devam ederlerse tehlike hattının üzerinde bitirirler ligin ilk yarısını. Şimdi değişik de bir fikstürü var 3 maçlık periyotta. Ligin dibindeki Yeni Malatya'yı ağırlayacak Ligin bu son hafta. sırasındaki Sonra zirve yarışındaki Eyüpspor deplasmanına gidecek. 13 Kasım'da da Altay'la derbi oynayacak Bornova'da. Valla şimdi tabii ligin son sırasında diye kolay olacak diye bir şey değil. Tabii Yeni Malatyaspor'da can havliyle ama şimdi Altınordu Denizli'de diplerde sonuçta. Baktığımız zaman buradan puan çıkartıp yani 3 puan alıp Eyüp'ten de deplasmandan en az 1 puanla dönmesi gerekiyor. Ya Altınordu Denizlispor karşılaşmasında da bunu gördük. Gerçekten de rakibini iyi analiz etmiş, dersine iyi çalışmış. Halduruldur bir top yerine bilinçli Ahmet'i kullanarak, öbür Ahmet Kısaca şunu Dereli'yi diyebilir kullanarak miyiz? Altınordu yeni bir teknik direktör de kazandırdı diyebilir miyiz Türk futbolunda Ufuk Hoca ile birlikte? Ufuk Hoca bence de zaten yıllardır bu camianın, bu kulübün içindeydi. Sırası Sırasını gelmişti. bekledi. Sırası şimdi sırası geldi. Bence Samsunspor mücadelesinde gördük. Hüseyin Hoca'yı da mağlup etti burada. Belki ilerleyen günlerde daha büyük başarılara, daha büyük yerlere Orada geleceğinden eminiz. almış olduğu başarı da es geçirilemez. Çünkü O Samsun'da da kadrosu gayet iyiydi. Geçen hafta da tabii söylemiştik Ufuk Hoca bunu. da İzmirli bir teknik adam. İzmir'in diğer saygın kulüplerinde de forma giydi. Umarız Ufuk hocamıza daha da başarılı olur. Daha da başarılı olur.